Fokus'ta karşınızdayız. Herkese günaydın. Ben Güzem Yılmaz Erten. Fokus programında bugün ilk bölümde kitle fonlamasını konuşacağız. Birazdan fon bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız bizlerle olacak. Şimdi bildiğiniz üzere sadece startuplar değil, yani girişimcilik ekosistemindeki girişimler değil, genel olarak birçok KOBİ'nin, birçok şirketin kitle fonlaması üzerinden fonlanmaya başlandığı ve bu şekilde sermaye erişiminin rahatladığı bir dönem. Tüm dünyada kitle fonlaması çok kullanılan bir fonlama aracıydı. Türkiye'de ise son birkaç senedir biraz daha revaçta. Detayları konuşacağız. Bu arada SPK lisansıyla da faaliyete geçti biliyorsunuz fon bulucu. Hatta ilk paya dayalı kitle fonlama platformu. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek kendileriyle değerlendireceğiz. Şimdi gidelim buradan biraz içerideki fonlama koşullarına değinelim. Çünkü bu faiz ortamında likiditeye erişmek çok güç. Dolayısıyla aslında likiditeye erişim konusunda da birçok araç artık kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de paya dayalı kitle fonlaması. Bunlardan bu şirketlerden biri bizimle bugün fon bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız. Hakan Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi aslında SPK lisansıyla faaliyete geçen Türkiye'deki ilk paya dayalı kitle fonlama platformusunuz ve böyle bir dönemde likidite erişmenin zor olduğu, yatırım iştahının finansmanını sağlamakta zorlandığımız bir dönemde öncelikle paya dayalı kitle fonlamasının önemini biraz sizden dinleyelim. Sonrasında da fon bulucu özelindeki projeleri, hedefleri de aktarırız. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii finansa erişim ve finansa erişim maliyetleri girişimcilik ekosisteminde aslında en büyük sorunlardan biriydi bildiğiniz gibi. Bu sorunları 2017'de çıkan yasa aslında çözmüş oldu. 2019 ve 2021'de yayınlanan tebliğlerle de kitle fonlamasıyla girişimlerin finansa erişimi mümkün oldu bildiğiniz gibi. 2021 Mayıs ayında biz başladık ilk kampanyaya. Bu ilk kampanyayla çok İlk kampanya aslında Türkiye'de yeni bir sermaye piyasası aracının tanınması sonucunu doğurdu. Geldiğimiz noktada şu anda 115 milyon liralık bir yıl içerisinde bir finansın 41 tane girişime aktarıldığını görüyoruz. Çok çok affedersiniz. Geldiğimiz noktada tabii 115 milyon liralık bir finansın 41 tane girişime aktarıldığını görüyoruz. Burada kitle fonlaması hem halkın hem VC'lerin, girişim sermayesi yatırım fonlarının, hem şirketlerin, birçok farklı kesimin bir araya gelerek bir co-invest, beraber fonlama yaptığı bir yöntemin çok rahatlıkla ülkede faaliyete geçmek isteyen girişimlere finansı hem ucuz hem kolay hem de güvenli şekilde temin edildiğini gördük. Geldiğimiz nokta bizim farklı projeleri de devreye sokmamızı sağladı. Çok yakın zamanda tarım üretimini... Ben araya gireyim çok kısa, size biraz mola verin isterseniz. Küresel rakamları paylaşayım, tekrardan Hakan Bey'e döneceğiz. Şimdi özellikle küresel tarafta yani paya dayalı kitle fonlamasının dünyadaki rakamlarına baktığımızda 2020 yılında sektörde 400 milyar dolar aşan bir hacim var ve bu çok yüksek bir rakam. Dünyadaki aslında toplam likidite ağlarının içerisinde 400 milyar dolar tutuyor 2020'de. Forbes'un tahminine göre paya dayalı kitle fonlamalarındaki toplam fon tutarı önümüzdeki sene 1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak. Dolayısıyla 2 sene içerisinde aslında sektörün neredeyse 2 katına kadar, hatta 2 katından da daha fazla büyümesi bekleniyor o tarafta. Fon bulucunun rakamları ne, detaylar ne? Ben tekrar döneyim Hakan Bey, söz size vereyim. Güzel Hanım, tekrar teşekkür ederim. Demin bir gıcık geldi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi... geldiğimiz nokta aslında memnuniyet verici. Çünkü 27 binin üzerinde bir üye sayısına ulaştık bir yıl içerisinde. Tabii çok yeni. Türkiye'de 8 milyon sadece coin yatırımcısı olduğunu düşünürseniz aslında çok daha işin başındayız. Ama bu 27 bin kişiden en az 15 bin kişi bir kere yatırım yaptı girişimlere. Tabii burada ilginç rakamlar da var sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi. %16.6 büyürken dünyada equity crowdfunding dediğimiz paya dayalı kitle fonlaması Türkiye'de çok daha hızlı büyüyor.
Bizim ortalamalara baktığımız zaman yaş ortalamamız da 33. Yani yatırımcıların ortalama yaşı 33 olarak kayda geçiyor. Bu da yine gençlerin aslında özellikle 18-44 yaş arası grubun kitle fonlamasına çok fazla ilgi duyduğunu, bununla girişimlere yatırım yaptığını, geleceğe yatırım yaptığını görüyoruz. Tabii yine birkaç ilginç yine rakam da ben de paylaşabilirim sizinle. 85 dakikada 2.7 milyon liralık fonlamaları gördük. Yani kampanya açılır açılmaz 85 dakikada kapatmayı başardık. Tabii 2440 tane farklı kişi, şirket, VC'nin yatırım yaptığı yatırımlar gördük. 12 milyonluk fonlamalar gördük. Yani bir kampanya 12 milyon lira topladı ve binlerce insandan topladı. Yine ilginç gelebilecek birkaç rakam daha paylaşmam gerekirse şu an 1.6 milyar liranın üzerinde bir fonlama talebi var. Bunu 2800'den fazla girişim talep ediyor bizden. Bir yıl içerisinde oluyor bunlar. Gördüğünüz gibi aslında finanse erişim için kitle fonlamasını bir araç olarak artık girişimci görmeye başladı. Bu noktada da büyük oranda bir başvuru söz konusu. Biz bunları eleyerek uygun olanları pay arzına çıkarıyoruz, kampanya yapıyoruz dediğim gibi. Ve şu ana kadar 53 tane girişim yatırımcıyla buluştu platformumuzda. Bunların içerisinde de 41 tanesi fonlamayı başardı. Tabii geçtiğimiz haftalarda aslında yeni bir açılımı da biz bu sisteme dahil ettik. O da tarımsal üretimin kitle fonlamasıyla finansmanı şeklindeydi. Çok büyük ilgi gördü ve kuşkonmaz üretiminden başladık. Yani binlerce insan bir araya gelerek aslında doğru yapılarla, güvenli yapılarla tarımsal üretimin, teknolojik tarımın veya tarım teknolojileri girişimlerinin de finansını sağlamak için yola çıktı. Daha önümüzde çok güzel sürprizler var. Farklı üretim yöntemlerinin de, farklı teknolojilerin de finansmanını, Ar-Ge'lerin finansmanını sağlamaya devam edeceğiz. Peki Hakan Bey, biraz burada son bir iki dakikanın içerisindeyiz. Özellikle mevcut dinamikler bize şunu gösteriyor. İç pazara dair endişeler, ihracat pazarlarının KOBİ'ler için, reel sektör için ağırlık kazandığını gösteriyor. Dolayısıyla sizin tarafta da döviz kazandırıcı hizmette bulunan projeler ya da yurt dışı odaklı projelerde daha fazla fonlama konusunda iştah artar mı? Sizin beklentiniz nedir? Bunun kesinlikle artacağını düşünüyorum. Çünkü bize başvurmuş ve finansmana erişmek için yatırım turu yapan girişimlerin birçoğunun hedefleri global. Buna da özellikle dikkat ediyoruz. Global olarak hedef belirleyen girişimlerin finansmana eriştikten sonra bu hedeflerine ulaşması çok daha kolay oluyor Güzem Hanım. Çünkü onların görünürlüğünü aslında bir taraftan artırırken biz platformda, çünkü on binlerce insan ziyaret ediyor kampanya sayfalarını. Bunun içerisinde yurt dışından da yatırımcılar var. Dolayısıyla o global görünürlüğün artırılması ve finansada erişimin bu şekilde sağlanmasıyla hedeflerine ulaşmak için girişimler yurt içinden ziyade yurt dışında satışlarını gerçekleştirebilmeleri için büyük bir şans elde ediyorlar. Bu şansı da çok iyi kullandıklarını görüyoruz. Çok yakın zamanda Türkiye'de yine geçtiğimiz yıllarda fonladığımız bir girişim şirketimize Fransa'dan hem yatırım yapmak isteyen hem de ürünlerini kullanmak isteyen bir unicorn talip oldu mesela. Dolayısıyla bu örnekleri de göreceğiz. Ben önümüzdeki dönemde özellikle seçimden hemen sonra Türkiye'de çok ciddi finansman girişini göreceğimizi, fonların çok büyük ilgi duyduğunu bildiğimiz için girişim şirketlerinde bundan nasibini alacağını ve finansmana hem erişirken hem de global anlamda da çok daha yüksek hedeflere ulaşmak için fırsat elde edeceklerini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yeni dönem sizin için de kolaylıklar getirsin diyelim, bol şans diyelim. Çok sağ olun Hakan Bey. Evet, Hakan Yıldız'a teşekkür ediyoruz. Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su.